Esenlikler sevgili arkadaşlar. İnanmaya dair eğilimlerimizi davranışsal olarak açıklamaya devam ediyoruz. Bu bölümde de bu etkileri tek tek görüp e, tamamen bitirmiş olacağız. Çerçeveleme etkileri. İnançlara ilişkin değerlendirmeleri çoğu kez nasıl çerçevelendikleri belirler. Buna verilerin sunuluş biçimi temelinde farklı sonuçlar çıkarma eğilimi anlamında çerçeveleme etkisi denir. Çerçeveleme etkileri özellikle finansal kararlarda ve ekonomik inançlarda belirgindir. Aynı finansal sorun için iki farklı çerçeveyle sunulmuş olan aşağıdaki düşünce deneyini ele alın. 1. Fones Galore yani Tekno telefonunu 300 dolara satıyor. 5 blok ötedeki Factory Fones ise aynı model için yarı yarıya fiyatla 150 dolar istiyor. Sonuçta 150 dolar tasarruf etmek için kısa bir yolculuk yapar mısınız? Elbette öyle değil mi? İkinci senaryo Laptops Galore yani Super Diaper bilgisayarı 1500 dolara satıyor. 5 blok ötedeki Factory Laptops ise aynı modeli indirimli fiyatla 1350 dolara veriyor. Sonuçta 150 dolar tasarruf etmek için kısa bir yolculuk yapar mısınız? Yo ne diye zahmete gireyim. Deneklere böyle seçeneklerin sunulduğu araştırmalarda tasarruf edilecek miktarın aynı olmasına karşın Gördüğünüz gibi arkadaşlar ikisi de 150 dolar tasarruf. Çoğu kimse birinci senaryoda yolculuğu geze alırken ikinci senaryoda buna kalkışmaz. Niçin? Çerçeveleme tercihin algılanan değerini değiştirir. Siyasal ve bilimsel inançlarda da çerçeveleme etkileri görülebilir. İşte size somut sonuçlar olan klasik bir düşünce deneyi. Salgın önleme merkezinde çalışan bir bulaşıcı hastalık uzmanısınız. Ve size 600 kişiyi öldürmesi beklenen olağan dışı bir Asya hastalığı salgınına karşı hazırlık yapmanız bildiriliyor. Uzman ekibiniz hastalıkla mücadele için size iki program sunuyor. Program A 200 kişi kurtarılacak. Program B her 600 kişinin de kurtarılma olasılığı 3'te 1. Bir, hiç kimsenin kurtarılma olasılığı ise 3'te 2'dir. Bu senaryonun sunulduğu deneklerin %72'siyle aynı görüşteyseniz program A'yı seçersiniz. Halbuki ikisi de aynı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi aynı senaryo için başka bir seçenek dizisine bakalım. Program C 400 insan ölecek. Program D hiç kimsenin ölmeme olasılığı 3'te 1 her 600 kişinin de ölme olasılığı 3'te 2'dir. İkinci seçenek dizisinin net sonucunun ilkiyle tamamen aynı olmasına karşın ilkinde program A'ya %72, ikincisinde ise program D'ye %78 destek verildi. Bakın arkadaşlar tamamen aynı şeylerden bahsediyor aslında 4 programda. Ama çerçeveleme etkisi bizi A ve D programını seçmeye yöneltiyor. Çünkü 400 insanın ölmesi açıkçası hoşumuza gitmiyor. Ya da diğer taraftan hastaların 3'te 2'sinin... Ölecek olması gene hoşumuza gitmediği için program A ve D'yi seçiyoruz. Halbuki iki cümlede aynı şeyi söylüyor. Ve bu dört programda aslında aynı şeyi amaçlıyor. Sorunun çerçevelenme biçimi denekleri tercih değişikliğini yöneltti. Kaç insanın öleceği yerine kaç insanın yaşayacağı açısından düşünmeyi Y'ye tutarız. Olumlu çerçeve olumsuz çerçeveden üstün tutulur. Bu eğilimimiz böylece bitirdik. Dayanak alma eğilimimiz. İnançları ve kararları değerlendirmek için genellikle bulunamayan bir nesnel standarttan yoksun olunca görünüşte ne kadar öznel olursa olsun ha hazırdaki herhangi bir standarda sarılırız. Böyle standartlar dayanak olarak alınır ve bu tutum dayanak alma etkisini yani karar alırken geçmişteki bir referans noktasına ya da bilgi unsuruna fazlasıyla dayanma eğilimini doğurur. Arkadaşlar muhafazakarlık da buradan doğmaktadır. Muhafaza e, etmek zaten sözcüğünden gelmektedir ve e, değişime karşı direnç gösterme anlamı taşır. Ama e, ne kadar değişime direnç gösterilirse gösterilsin özellikle 21. yüzyıl insanı için bilgi çağı dediğimiz bu çağda her şey değişime gidiyor. Ve e, o yüzden muhafaza etmeye çalışmak yerine uyum sağlamaya çalışmak her zaman daha doğrudur. Şimdi bu e nasıl ama muhafazakarlığın insanlarda fazla olduğunu bu maddeden anlayabileceksiniz. Karşılaştırma dayanağı tamamen keyfi bile olabilir. Bir çalışmada deneklerden sosyal güvenlik numaralarının son 4 hanesini vermeleri ve ardından New York kentindeki hekim sayısını tahmin etmeleri istendi. Tuhaf bir sonuçla sosyal güvenlik numarası daha yüksek olan kişiler genelde Manhattan'daki ekim sayısıyla ilişkin daha yüksek tahminler bulundular. İlişkili bir çalışmada deneklere satın alınacak bir dizi eşya, bir şişe şarap, bir kablosuz bilgisayar klavyesi, bir video oyunu gösterildi. Ve ardından eşyaların değerinin sosyal güvenlik numaralarının son iki hanesine eşit olduğu söylendi. Daha sonra ödemeye razı olacakları azami fiyat sorulunca Sosyal güvenlik numaraları yüksek olan denekler düşük numaralılar oranla daha fazla ödeyeceklerini tutarlı biçimde belirttiler. Karşılaştırma için nesnel dayanak olmayınca bu rastlantısal dayanak onları keyfi biçimde etkilemişti. Dayanak alma etkisine ve gücüne ilişkin sezgisel duyumuz, şirket birleşmelerindeki müzakerecileri, iş anlaşmalarındaki temsilcileri ve hatta boşanmak isteyen eşleri Karşı taraf için dayanağı yüksek tutmak amacıyla ilk başta aşırı uçta bir konumla pazarlığa girişmeye yöneltir. Bunu gene arkadaşlar mesela ev satın alırken görüyoruz. En üst fiyattan evi veya arabayı satmak için değil mi mülkü koyuyorlar. Sonra pazarlık yaparak yavaş yavaş onu aşağıya indirebiliyorlar. Gördüğünüz gibi bu da insanlarda bulunan aslında bir davranış çeşididir. Yine bulunabilirlik kestirimi. Geç kaldığınız bir randevuya arabayla giderken kaç kırmızı ışığa rastladığınıza dikkat ettiniz mi hiç? Ben de sayarım. Cümle alem geç kaldığımı nasıl bilir? Elbette bilmez ama çoğumuzun geç kalınca kırmızı ışıklara daha fazla dikkat kesilmesi bulunabilirlik kestiriminin. Yani hemen bulunabilecek emsaller, özellikle canlı, olağan dışı ya da duygusal yüklü emsaller temelinde Potansiyel sonuçların olasılıklarını belirleme. Daha sonra bunları genelleştirerek tercihlerin dayandığı e, yargılara dönüştürme eğiliminin bir örneğidir. Söz gelimi bir uçak kazası veya yıldırım çarpması, köpek balığı saldırısı, terör saldırısı ve benzeri sonucunda ölme olasılığına ilişkin tahmininiz böyle bir olayın dünyanızda bulunabilir oluşuyla özellikle kitle iletişim araçlarında bununla karşılaşmanızla doğrudan ilintilidir. Gazeteler ve özellikle televizyon bir olayı işlediğinde insanların o olayın meydana gelme olasılığını abartmalarına iyi bir fırsat çıkarır. Örneğin, Emory Üniversitesi'nin bir çalışması erkeklerdeki ilk sıradaki ölüm sebebi olan kalp hastalığının medyada 11. sıradaki ölüm sebebi olan cinayetle aynı ölçüde haber konusu olduğunu ortaya çıkarmıştır. Aynı şekilde ciddi hastalık ve ölümle bağlantılı en düşük risk etkeni olan uyuşturucu kullanımı, medyada ikinci sıradaki risk etkeni olan kötü beslenme ve egzersiz yapmama kadar ilgi görmemektedir. İlgi yani ilgi görmektedir. Başka çalışmalarda ömür boyunca gerçek olasılığın 250'de 1 olmasına karşı 40'lı yaşlardaki kadınların meme kanserinden ölme olasılığının onda 1 olduğuna inandığı saptanmıştır. Bu etki meme kanserine ilişkin haberlerin sayısıyla doğrudan ilişkilidir. Bu da arkadaşlar aslında medyanın ve yönlendirmenin ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Zaten bununla ilgili pazarlama stratejileri de çeşitli şey farklı olarak kullanılmakta. Temsil eğilimimiz. Bulunabilir eğilimiyle bağlantılı olan temsil eğilimi bu kavramı ortaya atan psikolog Amos Tversky ve Daniel Kahneman'ın tanımıyla bir olayı Ana kaynağının ya da ortaya çıkış sürecinin temel özelliklerinin temsil etme noktasına varacak ölçüde muhtemel sayma anlamına gelir. Daha bir genel bir ifadeyle, insanlar olasılığı ya da sıklığı değerlendirme gibi güç bir işle karşı karşıya gelince, bu değerlendirmeleri daha basite indirgeyen sınırlı sayıda kestirme başvurur. Buna da arkadaşlar bilimde zaten örneklem adını veriyoruz bizde. Yani e, bütün insanların mesela anket yapıp oy kullanma potansiyelini belirleyemeyeceğimize göre e, belirli illerde, belirli kişilere sorularla küçük bir örneklemle oy oranlarını saplamaya çalışıyoruz. E, tabii orada da birçok aslında spekülasyonla ve manipülasyona da uğruyoruz. Onu da söyleyelim. Aşağıdaki düşünce deneyi bilişsel çalışmalarda klasikleşmiştir. Diyelim ki şirketiniz için eleman arıyorsunuz ve o iş için başvuran şu adayın durumunu inceliyorsunuz. Linda 31 yaşında, bekar, açık sözlü ve çok zeki bir kadındır. Üniversitede öğrenim gördüğü dal felsefedir. Öğrenciyken ayrımcılık ve sosyal adalet meseleleriyle yakından ilgilenmiş, nükleer karşıtı gösterilere, gösterilere katılmıştır. Şunlardan hangisi daha olasıdır? 1. Linda bir banka memuresidir. 2. Linda bir banka memuresidir ve feminist harekette aktiftir. Bu senaryonun sunulduğu deneklerin %85'i ikinci seçeneği tercih etti. Matematiksel olarak belirtmek gerekirse bu yanlış tercihtir. Çünkü iki olayın birlikte meydana gelme olasılığı bir olayın tek başına meydana gelme olasılığından her zaman düşüktür. Şimdi arkadaşlar burada V harfi önemli. Sembolik mantıktan gideceksek e, V olduğu için e, olasılık düşüyor. Yani Linda bir banka memuresidir ve feminist harekette aktiftir. Burada iki sayının e, olasılıklarının çarpımı olduğu için ve rasyonel sayılar olduğu için olasılık düşüyor. Ama insanlar gördüğünüz gibi ikincisinin daha çok olma olasılığının olduğunu zannediyor. Bu matematiksel olarak kesin yanlıştır. Ve devam edelim. Bakın işte insanların psikolojisinin, nasıl davranışlarının etkili olduğunu inançlarında göreceksiniz. Yine de çoğu kimse bu soruyu yanlış ele alır. Çünkü ikinci seçenekle verilen tanımlayıcı ifadelerin Linda tarifini daha iyi yansıttığı yolundaki temsil yanılgısının tuzağına düşer. Yüzlerce deney, insanların yüksek belirsizlik düzeyinde anlık kararlar verdiklerini ve bunu yaparken bilgi işlem sürecini kısaltmak üzere çeşitli pratik yordamlara başvurduklarını defalarca ortaya koyar. Örneğin siyaset uzmanlarından Sovyetler Birliği'nin Polonya'yı işgal etme ve bunun üzerine Amerika Birleşik Devletleri'nin diplomatik ilişkileri kesme olasılığını tahmin etmeleri istendi. Denekler %4 gibi bir olasılık verdi. Bu arada başka bir grup siyaset uzmanından dost doğru Amerika Birleşik Devletleri Sovyetler Birliği ile ilişkileri kesme olasılığını tahmin etmeleri istendi. Bunun daha muhtemel olmasına karşın, ikinci gruptaki uzmanlar daha küçük bir olasılık verdi. Bakın arkadaşlar, siyaset uzmanları bile yanılıyor gördünüz mü? Ee, onlar bile olasılık hesaplamalarını bu temsil hatası yüzünden yanlış yapıyorlar ve e, iki olasılığın aynı anda gerçekleşme olasılığının bir olasılıktan daha fazla olduğunu düşünüyorlar. Deneyicilerin vardığı sonuç iki bölümlü olan daha ayrıntılı senaryonun ilgili aktörleri daha fazla temsil ettiğiydi. Dikkatsizliğe bağlı körlük eğilimimiz. İnançlarımızı şekillendiren en güçlü bilişsel eğilimlerden birinin kitabı mukaddesteki hiç kimse görmeyenler kadar kör değildir Veci, vecisindeki ifadesine, bu, ifadesini bulduğu söylenebilir. Psikologlar buna özel ve özgül bir şeye dikkat kesilirken apaçık ve genel bir şeyi gözden kaçırma eğilimi anlamında dikkatsizliğe bağlı körlük adını verir. Bu eğilimle ilgili artık klasikleşmiş çalışmada deneklere 3 oyunculu iki takımın 1 dakikalık bir videosu izletilir. Biri beyaz formalı öbürü siyah formalı takımlar küçük bir salonda birbirlerinin etrafında dolanarak iki basketbol topunu ileri geri atarlar. Deneklerden istenen şey beyaz takımın kaç pas yaptığını saymaktır. 35 saniye sonra aniden bir goril salona girer. Dost doğru insan bedenleri karmaşası arasında ilerler, göğsünü döver ve 9 saniye sonra dışarı çıkar. Maymun kisvesine bürünmüş bir adam nasıl gözden kaçar? Doğrusu psikolog Daniel Simmons ve Christopher Krebris'in hazırladığı bu ilginç deneyde hatta dikkatlerini çeken olağan dışı bir şey olup olmadığı sorulduğu zaman bile deneklerin %50'si gorili göremez. Yıllardır konferanslarımda bu goril DVD'sini göstererek gorili görmeyenlerin ellerini gorili görmeyenlerin ellerini kaldırmalarını isterim. Görüntüyü izlemiş olan 100.000 aşkın kişi içinde gorili ilk izleyişte görenlerin sayısı yarıdan azdır. Klibi sayım işlemi olmadan ikinci sefer gösterdiğimde ise işte herkes gorili görür. İzleyicilere testi etkilememek açısından hangisi olduğunu belirtmek sizin cinsiyetlerden birinin diğerinden daha düzgün pas verdiğini söyleyerek oranı daha da düşürmeyi başarmış durumdayım. Yani dikkati başka şey yönlendirip asıl görmesi gerekeni daha da azaltıyor. Bu bilgi insanlar tam doğrulup yoğunlaşmaya yönelttiği için Goril'in daha da gözlerden kaçmasına yol açar. Bunu arkadaşlar biz e, dincilerle olan tartışmalarımızda da görüyoruz. Mesela dikkat kesilmesi gereken yere dikkat kesilmiyorlar. Dikkat kesilmemesi gereken yere e, özellikle vurgulamaya çalışıyorlar. Halbuki mesela bunu biz söylediğimiz zaman o da farkında ama bilerek dikkatinden kaçırıyor orayı. Bu kendini aslında bir yine savunma mekanizması. Çünkü insanlar inançlarının, e, felsefi görüşlerinin ve siyasi görüşlerinin eleştirilmesinden hoşlanmazlar. Ve buna karşı kanıt gördüklerinde onu görmezden gelirler. Bu da dikkatle alakalı gördüğünüz gibi. Evet deneyi gösterelim arkadaşlar. Bu deneyin videosunu kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ama siz gorili göreceksiniz onu söyleyeyim. Çünkü gorili odaklı e, olduğunu bildiğiniz için. Ama bunu evde veya e, iş yerinde arkadaşlarınıza veya ailenize yaptığınızda e, gorili hiç söylemeyin. Kaç pas attıklarını beyazlı ve siyahlı kişilerin e, saymalarını isteyin. Emin olun %50'si gorili görmeyecektir. Şekil 12. Siz gorili görür müydünüz? Dikkatsizliğe bağlı körlük özel ve özgül bir şeye dikkat kesilirken apaçık ve genel bir şeyi gözden kaçırma eğilimidir. Bu eğilimle ilgili artık klasikleşmiş çalışmada deneklere 3 oyunculu iki takımın 1 dakikalık bir videosu izletilir. Biri beyaz formalı öbürü siyah formalı takımlar küçük bir salonda birbirlerinin etrafında dolanarak iki basketbol topunu ileri geri atarlar. Deneklerden istenen şey beyaz takımın kaç pas yaptığını saymaktır. 35 saniye sonra aniden bir goril salona girer. Dost doğru insan bedenleri karmaşası arasında ilerler. Göğsünü döver ve 9 saniye sonra dışarı çıkar. Psikolog Daniel Simmons ve Christopher Cabris'in hazırladığı bu ilginç deneyde Hatta dikkatlerini çeken olağan bir dışı bir şey olup olmadığı sorulduğu zaman bile deneklerin %50'si gorili göremez arkadaşlar. Çok ünlü bir deneydir. Zaten buradaki fotoğraflardan da görüyorsunuz. Daha önce bu deneyi de izlemiş olabilirsiniz. Çok yakın bir dönemde NBC gün hattı programı için sunucu Chris Hansen'la birlikte kolay kanma üzerine özel bir belgesel film çektim. Anlattığım bilişsel eğilimlerin bir çoğunu gözler önüne seren bir dizi klasik psikoloji deneyini kurguladık. Bunlardan biri de dikkatsizlik körlüğüyle ilgiliydi. Bir goril yerine bizzat Chris Hansen'ın bir NBC gerçek yaşam programı için deneme çekimine katıldıklarını sanan stüdyo seyircilerinin bulunduğu bir salonun ortasından dost doğru yürümesini kararlaştırdık. Gösteride yer alacak gerçek bir New York basketbol takımı ayarladık. Ama salonun çok küçük ve Kristin sahne boyunca geçeceği alanın seyircilere çok yakın olduğunu olacağını görünce etkinin yaratılamayacağı kaygısına kapıldım. Bunun üzerine basketbolculara top sürme ve pas verme numaralarını, tam abartmalarını, çok canlı ve etkileyici bazı oyunlarla Harlem Gösteri Takımını taklit etmelerini söyledim. Ayrıca stüdyo seyircilerini iki gruba ayırdım. Bunlardan biri beyaz formalı oyuncuların, öbürü siyah formalı oyuncuların paslarını sayacaktı. Son olarak pas sayımını yüksek ses, sesle yapmalarını istedim. Etki neredeyse tam oldu. Sadece birkaç kişi olan dışı bir şey olduğunu fark etti. Sahne boyunca yürüyen, durup hızla dönen ve sahneden çıkan Chris Hansen'ı tek bir kişi bile görmedi. Az önce olup bitenleri açıkladığımda ve Chris'i selam vermek üzere sahneye çağırdığımda seyirciler şoka uğradı. Buna benzer deneyler, algı gücümüz konusundaki kibirliliğin yanı sıra beynin işleyişi konusundaki temel bir yanlış anlamayı açığa çıkarır. Göz, gözlerimizin birer video kamerası, beynimizin de algılarla dolu boş bantlar gibi olduğunu sanırız. Bu kusurlu modele göre bellek basbayağı bandı geri sarar ve zihin sahnesinde çalar. Bu iş hiç de öyle olmaz. Algı sistemi ve onun verilerini analiz eden beyin, daha önce benimsenmiş inançlardan derin bir biçimde etkilenir. Bunun bir sonucu olarak gözlerimizin önünden geçen şeylerin birçoğu başka bir şeye odaklı beyne görünmeyebilir. Nitekim filmi seyreden denekleri izlemek için gözleri takip eden kameralar kullanılmış ve gorili gözden kaçıranların dost doğru ona baktıkları saptanmıştır. bakın bakıyorlar ama görmüyorlar yani eğilimler ve inançlar diğer eğilim ve inançlarımıza bakalım e, artık hepsini açıklamayacağız hızlı bir biçimde e, geçeceğiz ama bunların hepsinin e, öne özel eğilimler olduğunu bilmenizi istiyorum arkadaşlar ve hepimizde var Bunlar İnançlarımızın boğuştuğu başka bir sürü bilişsel eğilime burada kısaca değineceğim. Alfabetik sırayla. Adil dünya eğilimi. Talihsiz bir olayın mağdurunun bunu hak etmiş olmasına sebep olabilecek şeyleri arama eğilimi. Evet. Bunu nerede görüyoruz? Mesela diyelim ki bir arabanın içerisinde arabayı kullanmamış olsa bile alkollü bir kişinin kaza yaptığını düşünün. Eğer okuduysanız hak etmişler, işte zırnık içsinler, bu tip e, laflarla e, onu ne yaparlar? Yererler. Arkadaşlar adil dünya eğilimi de bu şekilde talihsiz bir olayın mağdurunun bunu hak etmiş olmasına sebep olacak şeyleri arama eğilimi. Ya bu gerçekten çok fazla var. Örneğin mesela 7.4 depremi olduğu zamanı hatırlayın arkadaşlar. Bunda neyi aramıştık? O kişiler, e, bazı kişiler Gösteri yapmaya çıkmıştı hatırlayın 7.4 yetmedi mi diye pankart taşımışlardı yani bunu insanların e, fuş yapmasına bağlamışlardı ne kadar saçmalık ki e, bunun bir hattının, fay ile alakası olduğunu biliyoruz depremler tektonik depremler çöküntü depremleri gibi e, farklı şeylere ayrılır yani e, Barnum etkisi belirsiz ve genel kişilik tariflerini son derece kesin ve özgün sayma eğilimimizdir, beklenti eğilimi yani deneyece eğilimi. Ha bak bunu da mesela bilim insanları tarafından çok yapılan bir hata bu. Gözlemcilerin ve özellikle bilimsel deney yürütenlerin bir deneyin sonucuyla ilgili beklentilerine uyan verileri görme, seçme ve bildirme, buna karşılık aynı beklentilerle çatışıyor görünen verileri görmeme, yok sayma ya da inanılır bulmama eğilimidir. E, i̇lk ama bilimde şöyle bir şey var. Uzman mesela bir deneyi binlerce kişi kontrol ediyor ve tekrar tekrar yaparak güvenilirliği arttırmaya amaçlıyoruz. Güvenirlilik ve geçerlilik bilimsel yöntem ve teknikler de böyle arttırılıyor arkadaşlar. Bizden olmayan eğilimi, içeriden gelmeyen bir inancın ya da bilgi kaynağın değerini yok sayma eğilimidir. Bu benim başıma çok fazla geliyor. Ee, i̇nançsız bir kişilik olduğum için özellikle e, bu tip bir yere girdiğim zaman, konuştuğum zaman söylediklerimi doğru kabul edemiyorlar ne Hangi kanıtı sunarsam sunayım bunu mesela yok sayma eğiliminde oluyorlar. Çünkü girdiğim ortam genellikle farklı inanç mensuplarına sahip. Ve hiç kimsenin de aynı inanca sahip olmadığını söyleyeyim bence aslında. Çünkü hepsi farklı bir şey savunuyor ama aynı inançtan geldiğini zannediyorlar. Bizden olmayan eğilimi aslında dışlamaya içerir arkadaşlar. Buna çok dikkat etmemiz gerekir. Hoşgörü çok önemli. Çoğunluğa uyma etkisi alın. Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri de bence bu. Sağladığı sosyal pekiştirmeden dolayı bir sosyal grup içindeki diğer kişilerin inançlarını benimseme eğilimidir. Yani e, bunu nasıl açıklayabiliriz? Şöyle bir sürü psikolojisiyle açıklayabiliriz. Çoğunluğa uymayı kendilerine amaç ediniyor insanlar. Halbuki bir yanlışa milyarlarca insan doğrudur dese... O yanlış doğru olmaz arkadaşlar. Bilimsel anlamda da böyledir. Mesela evrim kuramı ile ilgili söylediklerini sokaktaki insanların hiç önemsemiyoruz bile. Çünkü dediğimiz gibi önemli olan gerçek nedir? Gerçek ve doğruyu bildiğimiz zaman çoğunluğa uyma etkisi hatasına düşmeyiz. Eğer öyle olsaydı hiçbirimiz zaten bu şekilde olmazdık. Biz çoğunluğa uyamayan kişileriz zaten. Geçmişe pembe bakış eğilimi. Geçmişteki olaylar gerçekte olduğundan daha olumlu hatırlama eğilimidir. Arkadaşlar bu da özellikle yaşlılarla konuşurken benim karşılaştığım bir durum. Mesela ne diyorlar? Eskiden böyle değildi. E, bu her zaman böyleydi arkadaşlar. Bütün e, milattan önce 2000 yılında da gidin orada bulunan bir tablette de aynı e, şeyden varyasını ediyordu yazan kişi. Ne diyordu? Artık gençler çok delirdi, gençler zıvanadan çıktı, yoldan çıktı. Bu geçmiş ise böyle miydi? Geçmişte şöyle vardı, şu pembe diziyi izliyorduk, sohbet vardı gibi. Ha haklı oldukları konular da var. Belki ben de geçmişe pembe bakış eğilimi konusunda hatalı olabilirim şu an ama o tuzağa düşmüş olabilirim. Ama bence de özellikle teknolojinin gelişiminin olumlu olduğu kadar olumsuz taraflarında olduğunu düşünüyorum. Geçmişe pembe bakış eğilimini bu şekilde açıklayabiliriz. Grup kimliği eğilimi. Gruba mensupmuş gibi algılanan kişilerin inançlarına ve tutumlarına değer verme, buna karşılık farklı bir gruba mensupmuş gibi algılanan kişilerin inançlarına ve tutumlarına itibar etmeme eğilimi. Arkadaşlar bunu da maalesef non test grupların kendi aralarında çok sık görüyorum ben. Ee, örneğin farklı farklı gruplara ayrılıp kendi gruplarına itibar etme, karşıdaki kişi ne derse desin farklı bir e, görüşteyse o kişinin söylediklerine itibar etmeme durumu. Eğer gerçekten e, bir şey çürütmek istiyorsanız fikirleri çürütmeniz lazım. Kişiliğe saldırmak doğru bir davranış değil. Hale etkisi bir kişinin tek bir olumlu özelliği bütün diğer özellikleri de kapsayacak şekilde genelleştirme eğilimidir. Hale etkisi zaten psikolojide önemli bir kavram. Bir olumlu özelliği alıyorsun. Örneğin yakışıklı bir erkek görüyor mesela dişi. Onun yakışıklılığını işte aynı zamanda ahlakı iyi diyor hiç tanımadan yani. Bu kesin şöyledir diyor böyledir diyor. Yani tek bir olumlu özellik üzerinden diğer özellikleri kapsayacak şekilde genelleştirebiliyoruz. İnanırlık inanılırlık eğilimi bir savın geçerliliğini sonucunun, sonucunun inanılır oluşu temelinde değerlendirme eğilimidir. Kendini doğrulayıcı öngörü, inançlarla ve davranışlarla ilgili beklentile uyan fikirle inanma ve o doğrultuda davranma eğilimidir. Klişeleştirme ya da genelleme eğilimi, hakkında gerçek anlamda bilgiye sahip olmaksızın bir grup üyesinin o grubu temsil ettiğine inanılan belli ayırıcı özellikleri taşıdığını varsayma eğilimidir kontrol yanılsaması çoğu kimsenin kontrol edemediği ya da etkileyemediği sonuçları kontrol edebileceğine ya da en azından etkileyebileceğine inanma eğilimidir. E, bu da arkadaşlar çok sık yapılan bir hata ülkemizde. Mesela bir kişi her şeyi aynı anda kontrol edemez. Yani hata elbette ki olacaktır. Ama ne diyorduk? Kontrol edebilirdi, bunu yapabilirdi gibi o kişiyi suçlayıcı davranışlarda bulunuyoruz. Halbuki her şeyi düşünmemiz lazım. Yani kendimizi onların yerine koyabilmemiz gerekiyor. Empati yeteneği 4 ile 6 yaş arasında kazanılır arkadaşlar. 4 ile 6 yaş arasında beynimiz empati yeteneğini ortaya çıkarmaya başlar. Sonra içe bakış. Sonra arkadaşlar otobiyografik bellek dediğimiz ikinci zihin kuramına doğru yolculuğa başlarız. Yani kısacası bir kişiyi yargılamadan önce kendinizi onun yerine koyun arkadaşlar. Kümeleme yanılsaması aslında rastlantı eseri olabilecek kalıplar kümeleri görme eğilimi, kalıpsal yaklaşımın bir biçimi, işte 19'cular. Benim örnek vereceğim en önemli şeyler bunlar. Neden? Her şeyde 19 arıyorlar çünkü. Rastlan tamamen rastlantı olsa da 19 arıyorlar. Ee, zaten yapılan hesaplamalar e, Hafs Musaf'ında 19'un olma olasılığını %0.0000. 14 olarak gösteriyor. Olmama olasılığında %99,990 e, gibi bir sayı gösteriyor arkadaşlar. Düşünün yani. E, bu kitapta 19 vardır olarak söyleyen kişiler aslında kümeleme yanılsaması içerisindedirler. Normallik eğilimi daha önce olmamış bir felaketin yaşanma olasılığını yok sayma eğilimidir. Evet bunu da e, çok sık görüyoruz daha önce yaşamamışsa o felaket olamaz diye düşünüyoruz. Halbuki olabilir. Olumsuzluk eğilimi olumsuz olaylara, inançlara ve bilgilere olumlu olanlara oranla daha yakın ilgi gösterme ve daha fazla ağırlık verme eğilimidir. Olumsuz olaylara daha çok dikkat kesiliyoruz arkadaşlar. olumsuz inançlara ve bilgilere daha fazla ilgi gösteriyoruz. Bu da olumsuzluk eğilimi olarak adlandırılır. Öncelik etkisi İlk baştaki olayları sonraki olaylardan daha fazla fark etme, hatırlama ve daha değerli sayma eğilimidir. Şimdi bu öncelik etkisini öğrenme psikolojisi içerisinde biz kullanıyoruz bazen. Bir de sonralık etkisi var. Herhalde onu vermemiş ama öncelik etkisi ve sonraki sonralık etkisi önemli. Genellikle ortada olanları hatırlamıyoruz. Ya ilk baştaki olayları hatırlıyoruz ya da en sondaki olayları hatırlıyoruz. İlk baştaki olaylara değer vermeye öncelik etkisiz denir. Kitabı, bir kitabı okumaya başladığınızı düşünün. Nasıl e, dikkatli okuyorsunuz değil mi? Ama belli bir süre sonra o dikkat yavaş yavaş kaybolur. Bir de kitabı bitirirken odaklanmamız artar. Dikkat edin. Sanki ortası e, biraz bulanıklılık içerir. Bunu ben video serilerinde de sıkça görüyorum. İlk video serisinin videosu çıktığı zaman mesela 10.000 izlenme oluyorsa aynı serinin devamı gittikçe ne yapıyor arkadaşlar? Düşüyor. Buna işte öncelik etkisi adını veriyoruz. Öykü uydurma eğilimi Anıları hayal gücüyle birleştirme ve başka kişilerin anlattıklarını kendi başından geçmiş gibi aktarma eğilimidir. Bunu ben küçükken çok yapıyordum. Ee, büyüdükten sonra bunun doğru olmadığını arkadaşlar gördüm. Başkalarının anılarını sanki kendi anımış gibi aktarıyordum. Genellikle bu abartı içerir. Mesela ergenlik döneminde başkası bir kızla geziyorsa veya başkası bir kızla birlikte oluyorsa sanki onun anlattıklarını sen yaşamış gibi başkasına anlatıyorsun gibi bir örnek verebilirim. Burada da ayna nöronlar dediğimiz nöronlar bayağı etkili. Ayna nöronlar üzerinde de konuşacağız arkadaşlar. Özellikle beynin evrimi konusunu işlerken bu konuya değineceğim. Özellik yakıştırma eğilimi kendi kişiliğini, davranışlarını ve inançlarını başkalarınınkinden daha değişken ve daha az dogmatik sayma eğilimidir. Yani ben değişime direç göstermiyorum, ben değişim, değişim yanayım deyip başkalarının ise davranışlarını çok dogmatik sayma eğilimidir. Süre eğilimi çatışmadan kaçınmak amacıyla bir gruptaki çoğunluğun inançlarını benimseme ve davranışlarına uyma eğilimidir. Arkadaşlar yani çoğunluk ne diyorsa doğrudur. E bunu ben yine şeyde rahatsızlamıştık arkadaşlar. Bu tosuncuk vakasında. Ne diyordu kadın orada? Bu kadar insanın aptal olacağını düşünmedim diyor. 10 bin kişinin üye olduğu yere. E i̇şte gruba uyma bu şekildedir yani. E i̇nançlarımız da böyle aslında. Mesela Hanefi mezhebinin yoğun olduğu yerde yaşıyorsa Hanefi mezhebinin inançlarına bağlı olarak hareket ederiz. E veya. E, Şafi mezhebinin olduğu bir yerde doğmuş büyümüşsek e, Hanefi mezhebinde olanları yanlış olarak kınarız Şafi mezhebindeki gibi davranırız Maalesef bu sürü eğilimi çoğunluğa uyma eğilimidir e, Ama şunu söyleyeyim koyunlardan biri intihar ettiği zaman hepsinin intihar edeceğini unutmayın yani Tutarlılık eğilimi Geçmişteki inançları tutumları ve davranışları şimdiki inançlara, tutumlara ve davranışlara olduğundan daha fazla benziyormuş gibi hatırlama eğilimidir. Yani arkadaşlar biz bazen geçmişteki inançlarımızı, tutumlarımızı ve davranışlarımızı şimdiki inançlara, tutumlara ve davranışlardan daha fazla benziyormuş gibi hatırlıyoruz. Halbuki bizler bile çok değişiyoruz. Mesela bir 15 yıl önceki benle bir 15 yıl sonraki ben aynı değil. Bununla ilgili de Can Yücel'in çok güzel bir şiiri var. Onu okumanızı tavsiye ederim. Ee, orada çok güzel anlat, anlatmış yani kendisindeki değişimi. Tutarlılık eğitimi buydu. Uzman eğilimi özellikle hakkında çok az şey bildiği bir konuyu değerlendirirken bir uzmanın görüşlerine değer verme eğilimidir. Arkadaşlar uzmanlar şunu diyor uzmanlar bunu diyor. Yakınlık etkisi yakın dönemdeki olaylar. Önceki olaylardan daha fazla fark etme, hatırlama ve daha değerli sayma eğilimidir. Yani yaşamış olan olduğumuz yakın dönemdeki olaylar geçmişe göre daha fazla hatırlarız, daha fazla fark edip değerli sayarız. Yanıltıcı bağıntı iki değişken arasında bir nedensel bağlantı bulunduğunu varsayma eğilimidir. Kalıpsal yaklaşımın bir başka biçimidir. Mesela e, bu arasında bağlantı olmadığı halde bağlantı bulma eğilimi. Bunu e, çok görüyoruz. Kutsal işte kitap denilen kitaplarda da görüyoruz. Örneğin e, Doruk'taki Bey'inle yapmış olduğum bir programda ne diyordu? Taşın düşmesini Allah korkusuyla bağlıyordu. Bu doğru bir bağlantı mı sizce? Tabii ki değil. E, olay çok farklı. Olay tamamen genel görevlilikle alakalı. Yani aslında taşın düşmesinin sebebi Allah korkusu değil dünyanın uzay zamanda yaratmış olduğu eğrilikten dolayıdır. Bu kadar basit. Ama biz ne yapıyoruz? O ne, yanlış nedensel bağlantıyı kurabiliyoruz. Hele ki bilgisizsek, bakın o dönemin insanı bilgisiz olduğu için mecburen bu şekilde nedensel bağlantılar yanlış da olsa kurma eğiliminde eğilimindeydi. E, bunu sıkça yapıyorlar arkadaşlar. Mesela bir örnek daha vereyim. Örneğin sınav başarısız oluyor bir kişinin. Diyelim bir sınava giriyor. İşte diyor e, sınava çalışmamadığın sınav başarısızlığa vurmuyor da deme. İşte ben anneme şunu yapmıştım o yüzden başarısız oldum diyor. Örneğin yanlış bir bağlantı. Sen çalışmadığın için veya gerekli genetik olarak zeka genlerine sahip olup ortaya çıkaramadığın için aslında e, o sınavı kazanamadın. Ama yanlış bağlantı kuruluyor. Yanlış mutabakat etkisi, kendi inançlarına başkalarının katılma derecesini abartma ya da bir davranışa ayak uyduracakların sayısını abartma eğilimidir. Arkadaşlar bu da önemli. Başkalarının katılma derecesini ya abartıyoruz ya da bazen bir davranışı ayak uyduracakların sayısını abartma eğilimi. Örneğin 5 milyar Müslüman var diyoruz gibi kafadan atıyorum tabii ki bu bir abartma eğilimidir. Yanlış mutabakat etkisidir. Kendisinin sayısının çok olduğunu gösterme amacıyla yapılır. Ama unutmayın ki Hitler de %34.7 oy almıştı. O doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bütün dünyayı büyük bir savaşa sürükledi. Yansıtma eğilimi başkalarının aynı ya da benzer inançları, tutumları ve değerleri paylaştığını varsayma ve kendi davranışının başkalarının davranışları temel oluşturma olasılığını abartma eğilimidir. Evet yani ben şimdi inançsız olduğumu bütün platformlarda, bütün gerçek hayatımda da arkadaşlar bol bol söylüyorum. Buna rağmen yok yok sen inanıyorsun, 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 inandı, inanıyorsun ama işte kabul edemediğin için ya da bazıları sen inanıyorsun ama sorumluluk almak istemediğin için. Halbuki bunların hiçbiri değil. Bu tamamen benim okumamla ve e, bilgiyi arttırmayla alakalı ve inancın doğru olmadığını görmemle ya da düşünmemle diyeyim. Hadi e, inançlı arkadaşları da üzmemek için. Düşünmemle alakalı bir durum. Evet böylece eğilimlerimizden, davranışlarımızdan bahsettik. Bu konuya diğer videoda devam edeceğiz arkadaşlar. Eğilimin kör noktasına bakacağız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.